Profesör Doktor Kurtuluş Kayalı hocamız bizlerle birlikte olacak. Edebiyat uyarlamalarının Türk sinemasını geliştirdiği ve geliştireceği saplantısı üzerine bazı düşünceler konusunda konuşacak kendisi. İhsan Kabil hocamız da efendim oturum yöneticisi olacak. Başlıyoruz. Yerlerimizi alabiliriz. Teşekkür ederim. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Edebiyat Meclisi'nin oturumları devam ediyor. Şimdi bizimle beraber çok değerli bir akademisyen ve sosyologumuz bulunuyor. Sayın Profesör Kurtuluş Kayalı, Türk sosyolojisi üzerine, sosyoloji düşüncesi üzerine hakikaten çok önemli çalışmaları ortaya koyan bir şahsiyet, bizi aydınlatan, ufkumuzu açan bu çalışmalarını umarım biliyorsunuz ve takipte ediyorsunuzdur. Sosyoloji içinde Kurtuluş Kayalı hocamız Türk sinemasına özellikle bir ağırlık veriyor ve bizim sinemamızda hikaye edilen toplumsal yaşantılar, gündelik hayat, modernleşme, batılılaşma söylemimiz kendisi için önemli bir ilgi alanı oluşturuyor. Özellikle ünlü yönetmenimiz Metin Erksan üzerine hakikaten çok içeriden derinlikli araştırmaları var ve bu anlamda Türkiye'deki sinema literatürümüzle katkıları çok büyük Kurtuluş hocamızın. Şimdi bugün başlığımıza da baktığımızda biraz uzun ve hafif ihtilaflı bir duygu da uyandıran bir başlık. Edebiyat uyarlamalarının Türk sinemasını geliştireceği saplantısı üzerine bazı düşünceler. Eminim çok değerli fikirleri, ufuk açıcı görüşleri alacağız hocamız. Hocam buyurun. Sinemaya bakarken nasıl bakacağız ve Türkiye'deki bu bakış serüveni nereye oturuyor? Oradan girersek belki birkaç şey söylememiz mümkün olabilir. Bu söylemeye çalıştığımız hikaye de bariz bir biçimde söylene gelenlerden belli ölçüde değişik olacak. Şimdi ilk konuşmalardan birinde bir şey söylendi. Ne ilk dönem itibariyle Türkiye'de sinema, özellikle Muhsinatur ekseni çerçevesinde de onu aşan bir tarzda da edebiyat ve tiyatrodan etkilenmiş bir şey. Zaten Muhsinatur üzerine konuşanlar genellikle ne diye konuşuyorlar? Yani kışın şey yaptığı, sahnelediği oyunları yazın filmini çekiyor. Şimdi baktığınız zaman, değerlendirme yaptığınız zaman 50'lerden itibaren başlayan sinema bu alana yönelik bir tepki olarak beliriyor ve o dönemin önemli sinemacıları da geçmiş dönem sinemasına yönelik eleştirel bir tutum içine giriyorlar. Ve 1950'lere baktığımız zaman da sinema Türkiye'de çok yaygınlaşıyor. Bu yaygınlaşma 1960'lı yıllarda çok daha güçlü bir hale geliyor. Ve Türk sinemasının o dönemde daha bir önceki oturumdaki soruda da anlaşılabileceği gibi bariz bir biçimde küçümseniyor. İnsanların çoğunda da ne Türkiye'de sinemanın adeta sanki 70'te Yılmaz Güney bu umutu çektikten sonra başladığı veya umutun insanları heyecanlandırdığı şeklinde bir kanaat sahibi oluyor. Bu hikaye nereden kaynaklanıyor? Bu hikaye bariz bir biçimde bizim ön yargılarımızdan kaynaklanıyor. Bizim temel ön yargılarımızdan biri Türkiye'de kategorize etmeye çalışıyoruz. Neyi kategorize edersek edelim,
orada bir takım aksaklıklar, bir takım eksiklikler, bir takım problemler ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'de sinemayla uğraşanlar dışında da meseleye bakanların bakış açıları itibariyle akademisyenler, entelektüeller çok daha fazla önemseniyor. Yani birinci sınıf metinleri bunların yazacağı düşünülüyor. Edebiyatçılar daha ikinci sınıf bir kategori olarak telakki ediliyor. Akademisyenlerden, Türkiye üzerine laf söyleyen insanlardan önemli metinler çıkabileceği, edebiyatçıların bu tür metinler üretemeyeceği şeklinde bir düşünce hasıl oluyor. Mesela burada verebileceğimiz en somut örnek Sezai Karakoç'u, Sezai Karakoç'u bir sanatçı olarak telakki edebilirsin, bir şair olarak telakki edebilirsin, bir entelektüel olarak telakki edemezsin şeklinde bir kanaat. Hakeza aynı biçimde Kemal Tahir'i bir edebiyatçı olarak telakki edersin. Ama Kemal Tahir'in tarih üzerine söylediği sözleri çok sınırlı bir biçimde dinlemen gerekir tarzında bir eğilim belirir. Bunu başkalarına da şey yaptığımız zaman durum kendini bariz bir biçimde gösteriyor. Sinemacılar, sinema yönetmenleri daha üçüncü sınıf bir kategori çerçevesinde değerlendiriliyor ve edebiyatçılara yönelik, edebiyatçılar açısından daha bir alt kategori. Edebiyatçıların metinlerini anlamayacak düzeyde insanlar olarak ve edebiyat metinlerini düzgün bir biçimde uyarlayamayacak kişiler olarak telakki ediliyor. Daha sonraki dönem de mesela karikatüristlere baktığınız zaman da onlar bir dördüncü sınıf olarak tezahür ediyor. Şimdi bu hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Ve bu nedenle de işte benim konuşmamın ana ekseni de o, edebi metinler çok sinema metinlerine göre birinci sınıf metinler daha önemli metinler ve bu ancak bu edebi metinler sinemaya uyarlandığı zaman sinema gelişebilir. Yani edebiyat metinleri sinemayı geliştirebilir, edebiyat metinleri sinemayı güçlendirir. Söylemek istenen bu. Yani mesela bütün hikayede biraz önceki konuşmayı özetlemeye kalktığınız zaman bu genellemeyi rahatlıkla yaparsınız. Nerede bir edebiyat eseri uyarlaması varsa o Türk sinemasının geliştiğinin göstergesi olarak anlaşılır. Bu sinemacılara, sinema yönetmenlerine bu biçimde bakmanın, bu biçimde sinema yönetmenlerini değerlendirmenin sınırlı bir, problemli bir durum olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu hikaye de bu tür bir mantıkta eski dönemde olduğu gibi yeni dönemin de önemli bir mantığı. Yeni dönemde de insanlar bu biçimde düşünüyor. Yani söylemek istediğim husus bu biçimde düşünmenin problemli olduğu, bu biçimde düşünmenin yanlış olduğu. Ve hakikaten mesela ne son dönemde de demin de ifade edildiği gibi Türkiye'de kendi yazdığı senaryo metninden film çeken yönetmenler var ve bizim de 1950'li yıllarda, 1960'lı yıllarda, 1970'li yıllarda kendi yazdıkları metinlerden film çeken yönetmenlerimiz var ve bu yönetmenlerin kendi yazdıkları metinlerden çektikleri filmler uyarladıkları filmlerden çok daha önemli filmler. Bunu tespit etmemiz lazım ve bunu somutlaştırmamız mümkün. Bunu ne üzerinde somutlaştırabiliriz? Bunu bariz bir biçimde o dönemin yönetmenleri açısından somutlaştırabiliriz. Bu yönetmenlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ne? Edebiyat bu toplumla bir iletişim kurmuyor, kuramıyor kolay kolay. Ama sinema bu toplumla çok yoğun bir ilişki kuruyor. 50-70 arası telif Türk edebiyatının Türk toplumuyla kurduğu ilişki, Türk sinemasının Türk toplumuyla kurduğu ilişkiye göre çok daha sınırlı bir ilişki. Şimdi olaya baktığınız zaman ilginç bir şey. Tam 1966 yılında Varlık Dergisi'nde 30 tane yayıncının bulunduğu, katıldığı bir tartışma yapıldı. Ve bu tartışmada
64-67 yılında çıkan metinde, 67 yılında çıkan Varlık dergisinde, Varlık yıllığında yayınlanıyor. Ve o dönemde mesela Yaşar Nabi bu tür yazarların metinlerini yayınlayan kişi bir şey söylüyor. Diyor ki söylediği şey olağanüstü, önemli. Ya diyor bizim yerli yazarlar satmıyor diyor. Türkiye'de diyor genellikle yabancı yazarlar satıyor. Yerli yazarların satışı çerçevesinde baktığımız zaman diyor Türkiye'de en fazla satan yerli yazar diyor Orhan Kemal diyor. Orhan Kemal'in de satmasının, metinlerinin satmasının, romanlarının satmasının nedeni nereden kaynaklanıyor diyor. Orhan Kemal diyor, halk dilinin, halkın kullandığı dille yazıyor diyor, onun için şey yapıyor diyor. Orada meseleyi tartışıyorlar. Meseleyi tartışırken de hikaye şu noktaya geliyor, ya hakikaten ama mesela diyorlar, yılanların öcü çok satıyor diyorlar. Hakikaten çok satıyor diyor. 50 bin satmış o dönemde yılanların öcü. Ondan sonra yılanların öcünün satışını başka şeye bağlıyorlar. Yılanların öcünün 62 yılında bir filmi var. Bu bunu yaygınlaştırmış. Hakeza o dönemde Susuz Yaz'ın çok sattığını da Susuz Yaz'ın yazarı söylüyor. Şimdi öbürü öyle sattıysa o metnin de öyle sattığı şeklinde bir genel kanaat var. Bu hikayede hakikaten böyle yaygınlaşması nedeniyle oluyor bu tür şey. Bir de şunu sormak mümkün. Bunlar edebiyat uyarlamaları. Necati Cumalı Susuz Yaz hakkında olağanüstü eleştiren sözler söylüyor. Metin Aksa'nın çok ilginç bir sözü vardır. O da şu. Susuz Yaz'ı ben çektim. İnsanlar bir senaryosuna baksınlar. Bir de öyküyü okusunlar diyor. İkincisi, ya bir de Susuz Yaz'ı çok daha sonraki bir dönemde Yılmaz Duru çekti. Bu adam benim filmimle niye bu kadar saplantılı da o filmle bu kadar saplantılı değil demeye çalışıyor. Şimdi bizim kafamız edebiyat metinlerinin çok gelişkin olduğunu düşündüğümüz nedeniyle bu konularda başka türlü çalışmıyor. Nasıl çalışıyor bu konularda bizim kafamız? Yani edebiyat metni bari bir biçimde önemli. Bu iki metinde önemli metin, bu iki metnin sinemaya uyarlanması Türk sinemasını geliştirmiştir. Acaba burada mantıksal olarak şöyle düşünülebilemez mi? Burada şunu da düşünmemiz mümkün. Bu metin, bu edebi metinlere göre bu filmsel metinler daha gelişkin metinler olabilir mi? Yani şimdi bir sinemacının bir edebiyatçıya göre biraz daha geride olduğunu düşünmek mantıklı bir düşünme tarzı mıdır? Yani olayı bir de bu yönü itibariyle düşünmemiz mümkün. Rütfakat'a baktığımız zaman Rütfakat'ta şöyle bir şey var. 1954 yılında Beyaz Mendil'i çekiyor. Yaşar Kemal'in metni. Yaşar Kemal bu konuda ne diyor onu bilmek mümkün değil. Bilmiyorum. Önemsemediği kesin. Çünkü bu konuda sözü yok Yaşar Kemal'in. Ama Rütfakat'ın bir sözü var. Bu çok önemli bir şey. Bu edebiyat uyarlamasında da yazarın, yönetmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şey. Rütfakat diyor ki, bu filmin diyor bir yarısı Yaşar Kemal'in sadece bir cümlesidir. Yani bu hikaye o metni alıp yeni baştan yorumlamak adına geliyor. Sinemacı, sinema yönetmeni filmi tekrar etmiyor. Filmi doğal olarak haliyle kendi mantalitesi çerçevesinde yorumlamaya çalışıyor. Dolayısıyla mesela baktığınız zaman Rüzgarlı Bayır, Ölmeyen Aşk filmi, Metin Aksa'nın, Sazlık filmi, Acı Hayat filmi. Yani şimdi aklınıza gelebilecek bir sürü film, Metin Aksa'nın bu tarz filmleri birbirine benzeyen filmler. Semih Saman'ı da dahil olmak üzere. Yani orada neyi görüyorsunuz? Orada Metin Aksa'nın çok fazla, çok farklı edebi metinlerden birbirine benzer bir sonuç çıkarmasını görüyorsunuz. Dolayısıyla Metin Aksa'nın bu filmlerinde bariz bir biçimde bir yorumu görüyorsunuz. Yani Metin Aksa'nın böyle bu filmleri, bu metinleri alıp farklı farklı bir tarzda yorumlaması söz konusu değil. Özümlemesi ve kendi özgün yorum biçimini getirmesi ve bu filmleri
birbirine benzetmesi söz konusu. Bunu Akad'ın başka metinlerinde de görmeniz mümkün. Yani Akad'ın bizatihi yaptığı şeyler bir sinemacının, bir sinema yönetmeninin bir edebiyatçıyı ne ölçüde gerilettiğinin en güzel göstergesi. Mesela baktığınız zaman roman olarak olmasa da sosyolojik bir gerçek olarak İnce Mehmet Türkiye'de büyük bir vakadır. İnce Mehmet sosyolojik olarak insanları etkilemiş bir şeydir. Bizim kuşak, sizin kuşak hepsi İnce Mehmet'i bir biçimde okumuşlardır. Ama yani şimdi insan şu noktaya gelmeye çalışıyor. İnce Mehmet'i Peter Ustinov çekti. İnce Mehmet, İnce Mehmet olmaktan çıktı. İnce Mehmet bir biçimde yabancılaştı bu topluma. İnce Mehmet'i, İnce Mehmet'i en yeteneksiz Türk yönetmeni filme çekseydi, İnce Mehmet en azından o filmden çok daha gelişkin bir biçim alırdı. Bunun en başta söylediğim konuyla da bariz bir biçimde ilgisi var. Bu edebiyat, Türkiye'deki o edebiyat bu toplumla o bağı kuramıyor, okuryazar kesimle de kuramıyor. Ama yani bu sinemanın bu toplumla bariz bir biçimde bir bağlantısı var. Mesela geldiğimiz zaman edebiyattan çok fazla esinlenen, belirlenen kişi nerede somutlaşıyor? Halit Refik'te somutlaşıyor. Halit Refik'e baktığımız zaman Halit Refik'in de çok çeşitli, çok değişik edebi metin çevirme, edebi metin uyarlaması var. Ama Halit Refik'in hayatı boyunca çok bariz bir biçimde iki tane saplantısı var. Bu iki saplantıdan biri Halit Ziya, bu iki saplantısından ikincisi de Kemal Tahir. Yani hayatı boyu bunları sinemaya şey yapmaya çalışmış, hatta birini televizyona uyarlamış. Türkiye'de büyük sorun oldu, o film yakıldı, Yorgun Savaşçı 70'li yılların sonlarında. Ama şimdi Halit Refik'in ilk başta çekmeye çalıştığı film Yasak Aşk. Yasak Aşk ne? Yasak Aşk, Aşk-ı Memnu. Halit Ziya, yani televizyona 75'te de Halit Ziya'yı çekiyor. Orta yerlerde kırık hayatlar var. Yani adamın ruhuna şey girmiş, Halit Ziya girmiş. Bir Halit Ziya tutkusu var. Bu çok kötü bir şey değil. Ama ne var? Onun yanında bir Kemal Tahir şeyi var, eğilimi var. Nereden geliyor bu? İşte demin de sözü geçen 1965 yapımı o Harem'de Dört Kadın'dan geliyor. Hatta burada şey de var, bir uyumsuzluk da var. Kemal Tahir Harem'de Dört Kadın hakkında olumsuz şeyler söylüyor. Öbürü ben bu filme sahip çıkıyorum diye ısrar ediyor. Sonra ne var? İşte daha sonraki dönemde Karılar Koğuşu var. Bir devlet ana projesi var. O oluşmuyor ama hanımla falan filan sonraki genel gelişim dinamik çerçevesinde bu belki çok yerli yerine oturmayabilir. Çoğu kişiye çok yabancı gelebilir ama Halit Refik'in daha sonraki dönüşümü çerçevesinde mesela ne bileyim bu Fatma Bacı falan filan bunlar Halit Refik'in biraz dışında olan şeyler. Biraz o dönemin şartlarıyla gelmiş şeyler ama daha sonra neyi görüyorsunuz? Daha sonra başka bir şeyi görüyorsunuz. İşte hanım şu bu. Ve şey, Halit Refik çok net bir biçimde Halit Ziya ekseninde film yapmaya çalışan, bu filmleri yaparken de haliyle kendi meşrebince, kendi anlayışınca, kendi yaklaşımı tarzında bunları yorumlamaya çalışan biri olarak görünüyor. Şimdi zaten hikayeye baktığımız zaman bunun problemi başka yerde görülüyor. Şimdi herkes, yani bu edebiyat uyarlamaları üzerine laf söyleyenler, Türk sinemasına biraz geç bakmaya başlayanlar. Yani bu şartlar öyle şey yaptığı için veya kendi meşrepleri, kendi üslupları, kendi hayat tarzları bundan uyuşmadığı için biraz daha geç bakmaya başlayanlar. Yoksa edebiyat uyarlamaları Türk sinemasını güçlendirdi, geliştirdi demeye kalkan insan evvela Memduh'un üzerinde durur. Çünkü Memduh'un 50'li yıllardan itibaren bütün filmlerinde en fazla edebiyat uyarlamalarının olduğu filmler, Memduh'un çektiği filmler. Bunların hiçbirinin de Memduh'un bir takım yeni dönem edebiyat uyarlamaları dışında
edebiyat uyarlamaları üstünde durmaları söz konusu değil. Yani şimdi biraz bu takdir tehir hikayesi oluyor. Bir de Türk sinemasının başka yönetmenleri var. Memduh'un gibi, mesela Osman Seden gibi. Osman Seden de hakikaten ciddi edebiyat uyarlamaları yapmış. Ama bu edebiyat uyarlamaları biraz daha farklı olduğu için onlar bu hikayenin üzerinde durmuyorlar. Ve bunun dışında neyi görüyorsunuz? İşte demin söylemeye çalıştığım gibi özellikle kimin Halit Refik'in demişim, Metin Erksan'ın ve Lütfü Akat'ın kendi özgün senaryolarından oluşan metinleri görüyorsunuz. Bir de başka bir şeyi görüyorsunuz. Lütfü Akat, onu söylemeye çalışıyorum, edebiyatçılar nasıl itilebilir, onun örneğini veriyor. Lütfü Akat ta şeyden itibaren, 1950'li yılların başlarından itibaren, sinemaya başladığı tarihten itibaren ne yapmaya çalışıyor? Bu İstanbul'a göçü çekmeye çalışıyor. Bütün derdi bu. Anılarında bunu anlatıyor zaten. Ve bunu yapmaya çalışıyor. 1950'li yılların ortalarında oturuyorlar. O gelin, düğün, diyet benzeri bir filmi çekmeye çalışıyor. Orhan Kemal'le çalışıyor. Ondan sonra diyor ki, ya bu hikaye olmadı diyor. Orhan Kemal'e bırakalım biz bunu diyor. Bu senaryoyla bu gitmez diyor. Senaryoyu Orhan Kemal yazıyor. Orhan Kemal de diyor ki, ya diyor ben bundan diyor bir şey yapabilir miyim, bir roman yazabilir miyim diyor. Hatta işte 62'de, 63'te Varlık Yayınları'ndan çıkan Gurbet Kuşları romanı yazılıyor. Hatta Gurbet Kuşları Lütfü Akat'a ithaf edilen bir şey. Ne vesileyle? İşte bu vesileyle ona ithaf edilen bir roman. O çıkıyor. Sonra 1972'de, 73'te, 72'de Gelin üzerine Selim İler ile beraber çalışıyor. Ve ne yapıyor şey Lütfü Akat, ya olmamış diyor, sonra kendi yazmaya kalkıyor. Bunu Selim İler bizatihi anlatıyor. Şimdi Lütfü Akat'ın bu metinlerine baktığımız zaman Lütfü Akat'ın bu hikayede bizim genelde sinema üzerinde duranların aksine edebi metin yazanların metinlerini bir kenara itip işi bıraktığı ve bu metinleri daha sonra bizatihi kendisinin yazdığı gündeme geliyor. Yani hikayene Lütfü Akat dediğimiz zaman son dönemdeki yaklaşım tarzı hariç Gelin Düğün Diyet çok merkezi bir film olarak gündeme geliyor. Gelin Düğün Diyet filmi Lütfü Akat'ın en önemli filmi, sinema üzerine yazanlar bunu söylüyor. Edebiyat uyarlamalarının Türk sinemasını geliştirdiğini söyleyenler bunu söylüyor. Ama yani baktığınız zaman bu film edebiyat uyarlaması değil, Lütfü Akat'ın bizatihi kendi özgün senaryosundan çıkan bir film olarak tezahür ediyor. Burada en büyük problem Atıl Yılmaz da şey arasında şekilleniyor. Yılmaz Güney de şekilleniyor. Türkiye'de edebiyatın Türk sinemasını güçlendirdiği konusundaki en keskin teze, en büyük itiraz Yılmaz Güney üzerindeki kanaatlerden geliyor. Bunu Yılmaz Güney yazardır diye geçiştiremezsin. Yılmaz Güney'in hiçbir edebiyat uyarlaması yok. Sen Türkiye'de özellikle devrimci sinema diye, Yılmaz Güney sineması diye, Yılmaz Güney sineması Türk sinemasını en önemli çağında geliştirmiştir diye, Türk sinemasının en önemli figürüdür diye üzerinde durduğun zaman bu genellemeyle beraber şu genellemeyi yapamazsın. Türkiye'de edebiyat eserleri, edebiyat uyarlamaları Türk sinemasını geliştirdi, genellemesini yapamaz. Bu ikisi birbiriyle çok çelişen bir şey. Bir üçüncüsü, Türkiye'de en rahat sinema yapanlardan biri, en seyredim çekenlerden biri Atıl Yılmaz. Atıl Yılmaz da bunu çok net bir biçimde görüyorsun. Atıl Yılmaz'ın da bir sürü filmleri arasında, yani 80 öncesiyle sonrası arasında farklılık görmek mümkün ama paralellikleri çok bariz bir biçimde görürsün ve Atıl Yılmaz'ın filmleri hakikaten birbirine benzer. Atıl Yılmaz'ın filmleri hakikaten birbirine benzemesine rağmen Atıl Yılmaz'ın edebiyat uyarlaması tam tipik beş benzemezdir. Yani çok değişik insanların yönettiği, yazdığı edebi metinlerden uyarlama metinleri. Yani şimdi bir şey olarak, somut olarak söylemeye çalışacağım hikayelerden biri bu.
İkincisi de şu, bu senaristler, senaristler yazar olur, senaristler hakikaten bunlar edebi metin midir? O tartışılır. Bana göre belli ölçüde edebi metindir. Çünkü bunların önemli ölçüde şeyleri, kişileri aynı zamanda edebiyat yazarlarıdır. Yani senaristlerin önemlice bir kısmı edebiyat yazarlarından bağımsız değildir. Mesela bu konuda en somut örnek Vedat Türkan'ın örneği. Vedat Türkan'ı evvela film çekmeye çalıştı. Film olmadı, oturmadı. Ondan sonra Vedat Türkan'ı roman yazmaya başladı. Senaryo yazmaya başladı. Romanı daha sonra yazmaya başladı. Ve sürekli şey demeye başladı. Yani ben bu sinemayı şey yaptım. Vedat Türkan'ın yaklaşım tarzı da tipik edebiyatçıların yaklaşım tarzıyla ilgilidir. Yani nedir? Ertem Göreç meseleden anlamaz. Süreyya Duru meseleden anlamaz. Bunu ben gündeme getirmeye çalışıyorum diye. Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Demin de Atilla Dorsay sordu. Hakikaten ilginç bir şey. Bekir Yıldız'ı unuttuk. Bekir Yıldız o dönemin en fazla satan yazarıydı. Bekir Yıldız aynı zamanda Türkiye'de Kürt sorunu üzerinde en öncelikli duran ve fakat bugünkü gibi durmayan bir yazardı. O kadar ilginç bir şey var ki, durum var ki hakikaten Türkiye'de Kürt sorunu çerçevesinde baktığınız zaman aslında bu hikayeye bakış tarzı son dönemdeki etnik vurgulu filmlerde mi daha sahici yoksa Bekir Yıldız'ın o dönemde yazdığı metinlerde mi daha sahici demeye kalktığımız zaman tercihi ikinciden yana kullanmamız mümkün. Ama olay nereye geliyor? Olay Bekir Yıldız'ın Ertem Göreç'in yaptığı filmleri itmeye, aynı zamanda şeyin yaptığı filmleri, yani Süreyya Doğru'nun yaptığı filmleri itmeye geliyor. Yani Vedat Türkan'ın kendi çektiği film var, Sokakta Kan Vardı diye. Yani Vedat Türkan'ı o filmleri bizatihi çekse, Sokakta Kan Vardı ne kadar bu toplumla temas kurarsa, o filmler de bu toplumla o kadar temas kurar diye düşünmek mümkün. Tabii bu arada şeyi de düşünmek mümkün değil, Yüce Çakmaklı'yı da düşünmek mümkün, onu atladım. Belki de bilerek atladım, onu bilmiyorum. Yani söyleyeceğim şey belki rahatsızlık yaratır diye atladım, belki dalgınlıktan atladım. Ama Yüce Çakmaklı'nın iki özelliği var. Birisi olumlu bir özellik, birisi biraz eleştirilebilecek bir özellik. Yüce Çakmaklı'nın uyarlamaları da biraz da popüler romanlardan kaynaklanmış uyarlamalar. Yüce Çakmaklı'nın uyarlamaları da mesela Bir Adam Yaratmak uyarlaması gibi üzerinde o kadar kendisinin de başkasının da kolay laf söylemeyeceği metinlerden yapılan uyarlamalar. Yani Yüce Çakmaklı biraz belki de o çerçevede yapıla gelen bu genel yoruma uygun bir şey olabilir ama Yüce Çakmaklı'nın bariz bir biçimde bir farkı var. O fark nereden kaynaklanıyor? Yüce Çakmaklı'nın çektiği filmlerin kahir ekseriyetinin senaryosunu kim yazmış? Bülent Orhan yazmış. Yani şimdi hocanın da daha ve sabahleyin söylediği gibi ilginç bir şey. Şimdi Şule Yüksel'in romanı, o dönemin bestseller romanı ne dedi? O dönemde tefrika ediliyordu dedi. Galiba Bugün gazetesinde tefrika ediliyordu. Tefrika edilirken dedi, ne dedi? Birleşen Yolların dedi, sonu dedi. Onun sonu oldu dedi. Yani Birleşen Yollardan etkilendi dedi. Yani şimdi hakikaten baktığınız zaman Birleşen Yollar bir biçimde bir şekilde şeyi geçmiş bir şey. Romanını geçmiş etkisi bakımından konuyu çözümlemesi bakımından romanını geçmiş bir şey. Bunu öbür şeyde de görüyoruz. Mesela bütün hikaye, Türkiye'deki problem bu. Yani Türkiye'de sinema iki ana eksende gelişiyor. Türk sineması dediğin zaman zaten yarısı komedi, yarısı melodram. Yani çok yaygın ama ilginç bir şey var. Yani edebiyatla onun arasındaki fark şuradan belli. Türkiye'de komedi dediğin, mizah dediğin zaman üç tane önemli mizah yazar var. En önemlisi Aziz Nesin. İkinci önemli olan Rıfat Ilgaz. Üçüncü önemde olan da Muzaffer Ödül.
Bu da bölündü, bunlara göre daha problemli. Mesela Allah için insan baktığı zaman yani insana söyletiyor olay. Demin babam sınıfından bahsetti hatırladıysan, bir de karartma gecelerinden bahsetti. Karartma geceleri mizah romanı değil ki. Karartma geceleri sosyal içerikli bir roman. Hakeza mesela ne bileyim Muzaffer İzgün'ün ne 3 halka 25 metni romanı ve Zıkkım'ın kökü romanı, otobiyografik bir şey. Onlar da sinemaya çekildi, filme çekildi, sinemaya uyarlandı. Ama yani mesela bahsediyorsun ulan Türk sinemasının yarısı komedi, yarısı komedi iken sen bir mizah romanının başarılı bir biçimde sinemaya uyarlandığını söyleyemiyorsun. Bu olağanüstü ilginç bir şey ya. Yani Türkiye'de mizah olağanüstü güçlü bir şey, çok okunan şey. Ha bunun şeyi başka, sosyolojik tabanı başka. Sinemanın sosyolojik tabanı başka, ikisini örtüştüremiyorsun. Yani Aziz Nesin'in öyle fazla bir şeyi yok, romanı yok. Mesela 88 filmden, 100 filmden bahsettiğin zaman Aziz Nesin eksenli bir filmden bahsedemiyorsun. Yani Türk sinemasının yarısı komediyken o zaman bir problem var burada. Şimdi neyden bahsedebiliyorsun? Bu hakikaten çok önemli bir hikaye. Şeyden bahsedebiliyorsun. Hababam sınıfından bahsediyorsun. Hababam sınıfı tam 70'li yılların ortasında şey yaptı ve Türkiye'de Hababam sınıfı oyunundan, romanından çok daha fazla sosyolojik bir olay oldu. Ama şimdi baktığınız zaman Rıfat Ilgaz Hababam sınıfı romanından hiç şeyinden, filminden hiçbir biçimde olumlu olarak bahsetmedi ve kimin? Vatandaşın filmi mahvettiğini, filmin içine ettiğini söyledi. İlginç bir hikaye. Hakikaten filmi seyrettiğiniz zaman filmin başrol oyuncusunun oyunla hiçbir ilgisi yok. Oyunda Damat Ferit diye bir tip yok. Anlatabiliyor muyum? Demek ki bu hikaye bir problemin olduğunu gösteriyor. Sosyolojik bir problemin olduğunu gösteriyor. Türk sinemasının yarısı şeyken, yarısı komediyken, bir yarısı komediyken Türk mizahında, Türk edebiyatında komedi unsurunun hiçbirinin bu sinemaya sinmediğini, bu sinemaya geçmediğini görüyorsun. Bu da bir problem var. Yani bu iletişim tarzı, ilişki tarzı başka alanlarda da kendini çok maalesef bir biçimde gösteriyor. Mesela bir film, otobüs filmi. Otobüs filmi çok çarpıcı bir film. Yani yaşı 1980'leri hatırlayanlar, 79'u hatırlayanlar otobüs filmini hatırlamamazlık edemezler. Otobüs filmi Türkiye'de sadece bölünmenin ötesinde bir başka bölünme daha oluşturdu. İşte sizin iktidar dediğiniz sanat çevresinde bir bölünme oluşturdu. Bir kısmı nereye? İtiraz etti, böyle film olmaz diye. Bir kısmı bu film çok temel bir filmdir diye olaya baktı, olayı değerlendirdi. Neyi görüyoruz orada? Gördüğümüz zaman otobüs gidiyor, uçak gidiyor. İsveç'e veya Almanya'ya konuyor ve bu biçare insanlar, bu saf salak insanlar, tamam mı? Onların macerasını anlatmaya çalışıyor. Yani ben saf salak diye bakmıyorum ama yönetmen bizatihi öyle bakıyor. İlginç bir şey, otobüs filminin yönetmeni Tunç Okan. Tunç Okan yurt dışına çalışmaya giden insana biraz değil fazlasıyla yukarıdan bakıyor. Niye yukarıdan bakıyor? Bu doğal bir şey kendi içinde. Çünkü kendisi yıllar yılı İsveç'te dişçilik yapıyor, diş hekimliği yapıyor. Yani ne? Yani hakikaten o toplumla biraz entegre olduğun zaman bu toplumdan çıkıp gözü kara o topluma giden çaresiz, biçare insanlara biraz empati yapamazsan bariz olarak yukarıdan bakarsın. Bariz olarak aşağılayarak bakarsın ve mesela ne bileyim Aziz Nesin o dönemde belki de hiçbir dönemde söylemediği tarzda bir şey söyledi. Bu film dedi, Türk insanını aşağılayan bir film dedi. Tam 79'da bu hikaye Türkiye'ye gösterildiği zaman ve Türkiye'de de hakikaten bir kısım insanlar bu filme çok olumlu bir tarzda baktılar. Olumlu tarzda bakanlardan biri de Adalet Ağoğlu. Adalet Ağoğlu'nun benim bildiğim, yanlış bilebilirim, bir tek romanı filme uyarlandı. O roman Fikrimin İncegül'ü romanı.
Fikrimin İncegül'ü romanı çıktığı zaman Lütfakat bu roman çok sinematografik bir roman dedi. Lütfakat dedi. Ama o roman, o romanın filme çekilmesini Tunç Okan yaptı. Tunç Okan onun yönetmeniydi. Niye onun yönetmeniydi? Tunç Okan onun yönetmeniydi. Çünkü Adalet Ağoğlu o filmi çok beğenmişti. Yani bunu çekse çekse böyle bir yönetmen çekebilir dedi. Dedi. Belki de yani belki de insana yaklaşım tarzı arasında bir paralellik kurmaya çalıştı. Ondan kalkarak şey yaptı ve film çekildikten sonra bu film mahvetti dedi romanı dedi. Niye dedi? Filmin temel konusuyla ilgili olarak demedi. Filmde askeri döneme yönelik bir gönderme var. O göndermeyi, o askeri dönemi eleştiriyi filmde yansımadığını gördüğü için buna böyle bir şey dedi. Ve ondan sonra başka bir biçimde şeyleri gündeme gelmedi. Yani mesela hikayeye baktığınız zaman ilginç bir şey. Tarzları, eğilimleri, yönelimleri farklı farklı da olsa ikisi yani Rıfat Ilgaz ve Adalet Ağoğlu'nun meseleye bakış tarzları, sinema yönetmenine bakış tarzları farklı. Tunç Okan Türkiye'den silinip gitti. Türkiye'de baktığınız zaman, değerlendirme yaptığınız zaman yani bu önemli bir şey. Lafı söylerken söylediğiniz değişik lafın birbiriyle ilişkili, birbiriyle çelişkili olmadığına dikkat edeceksiniz. Şimdi herkes Hababam Sınıfı filmi üzerine edebiyat uyarlaması olarak mesafeli ve eleştirel bakmasına rağmen şimdi herkes Ertem Eğilmez'i birinci sınıf yönetmen Ertem Eğilmez'e bir dahi olarak bakıyorlar. Ya şimdi Ertem Eğilmez'e eski dönemde baktıkları zaman 60'lı yıllardan itibaren başlayan serüvenine baktıkları zaman olağanüstü eleştirel bir tarzda bakıyorlardı. Yani Türkiye'de sinema üzerine yazının bariz bir biçimde çelişkilerinden birisi de bu. Edebiyat hikayesi daha sonraki dönemde biraz farklılaşmaya başladı. Ne zaman farklılaşmaya başladı? 1980'lerden itibaren farklılaşmaya başladı. Mesela ne? Yani bu tipik bir örnek değil. Sinema eleştirmenlerinin ve sinema eleştirmenlerinden öte sinema üzerinde sinema uzmanı, akademisyenlerin söyledikleri temel şeylerden biri şu. Yani 80'den sonra çoğu şey değişti. Biri şu, en temel film, en önemli film, bunları kıyaslamaya kalktığın zaman biraz zor kıyaslarsın. Çünkü insan biraz fazla yaşadığı zaman o çelişkiler içine ister istemez giriyor. Yani ben yani soru sormak niyetlenmedim. Soru sorsaydım şunu sorardım. Yani demin soru sorsaydım. Yani ha işte yazar dedin, amen ya, öbürü de yazar. Arkadaş, Türk sinemasına baktığın zaman önemli olan, kritik film olan, insanı zıplatan, seni zıplatan film Umut muydu yoksa Anayurt Oteli miydi? Şimdi problem çok değişik. Umut bambaşka dünyanın problemi, Anayurt Oteli bambaşka durumun problemi. Yani Umut'a eleştirel bakan bir adamın Anayurt Oteli'ni çok fazla önemsemesi normal. Ama Umut şey diyen adamın Anayurt Oteli'ne sarılması, sahiplenmesi biraz tuhaf bir şey. Şimdi Ömer Kavur'a baktığın zaman yani bu toplumun yaklaşım tarzları falan problemli olabilir. O ayrı bir hikaye. Ama Ömer Kavur ne zaman film çekmeye yöneliyor? Ömer Kavur Fransa'ya mı gidiyor, İngiltere'ye mi gidiyor? Fransa'ya gidiyor. Fransa'da sinema okuyor. İDEH'te sinema okuyor değil mi? Yani ne okuyor? Sosyoloji okuyor. Ne zaman film yapmaya niyetleniyor? Şeyde niyetleniyor. Cinayeti gördüm filmini. Gördüğü zaman niyetleniyor. Yani şimdi hakikaten hikayede problemli. Adam İtalyan değil mi? Antonioni. Yani İtalya'ya baktığın zaman İtalya ile Fransa çok değişik. İtalya'dan İtalya'ya geçiyor. Yani ikisi değişik. Yani Türkiye'ye baktığın zaman o öbürü etki yapıyor. İtalyan yeni gerçekçilik falan filan daha önceki dönemde şey yapıyor. Mesela ilginç bir hikaye işte. Yani baktığın zaman değerlendirme yaptığın zaman onu görüyorsun. Sonra bu
Rob Grille mi okunur? Ya Alan Rob Grille ona yönetmeni şey yapıyor, yani asistanlık yapıyor, tamam mı? Sonra Türkiye'ye geliyor, film yapıyor. Yani Türkiye'de dönemler değişik, zihniyetin değişikliğinin en güzel göstergelerinden birine Mustafa Göksel TRT'de sinema danışmanlığı yaptığı zaman, yapmadan evvel bir film çekmeye çalışıyor, tamam mı? Gidiyor, tamam mı? Hangi şey onu bilmiyorum, diyor ki, ya diyor ben bir gerçek balina isterim diyor, tamam mı? Türkiye'de sinemayı şey yapanlar, finanse edenler, hadi git diyorlar. Tabii bunu benim söylediğim kibarlıkta söylemiyorlar. Yani bizim gündelik hayatımızda söylediğimiz tarzda söylüyorlar. Hadi git lafını, şey olarak. Şimdi o dönemde iki tane adam daha var. Atilla Tokatlı var ve kim var? Abdülhaki Eder var. Onlar da yurt dışında aynı mekanda sinema okuyorlar, geliyorlar, burada tutunamıyorlar. Şimdi 80'de her bir şeyin değişmesinin nedenlerinden biri, işte bu adam 80'den sonra tutunuyor, 80'den sonra iş değişiyor, hikaye oradan kaynaklanıyor. Zaten bütün hikaye de şu, 1958 yılında Yunus Nadi yarışması var, bir sürü roman şey yapıyor, giriyor, birinciye kim geliyor? Birinciye şey geliyor, nasıl söyleyeyim, birinciye Yılanların Öcü geliyor, o kazanıyor, ikinciye Aylak Adam geliyor. Şimdi 80'li yıllarda baktığın zaman Yılanların Öcü'nü filme çekmeye çalışsan, ulan Anayurt Oteli varken Yılanların Öcü'nü lafı mı olur noktasına? Yani 80'lerden sonra bizim bariz bir biçimde zihniyet değişikliğimiz var. Hikaye oraya yansıyor. Orada kendini gösteriyor, orada kendini hissettiriyor, 80'lerden sonra. Ve hatta ilginç bir şey, o dönemlerde Selim İleri Cumhuriyet'te yazıyor. Bir dönem geliyor, hem Cumhuriyet'ten zamanda yazıyor ama Cumhuriyet'te yazarken bir şey yapıyor, araştırma, bir soruşturma yapıyor. Bizim köy mü, huzur mu diye bir soruşturma yapıyor. Kimsenin huzurla eski dönemde bir ilgisi yok. Huzur çok atipik, değişik bir metin. Herkes bizim köyün çok önemli olduğunu söylüyor. Yani o dönemde o gündeme geliyor. Zaten demin bir soru ilginç bir soru. Ya acaba sahnenin dışındakiler miydi? Dedi bu çekilebilir mi? Tamam mı? Çok zor dedi. Atilla Dursun. Ya bunu saatleri ayarlamazsın. Çok zor dedi. Tamam mı? Niye dedi biliyor musun? Şu. Tomris Giritlioğlu saatleri ayarlama enstitüsünün şeyini senaryosunu Orhan Pamuk'a yazdırıyor. Yazdırmak istiyor. Orhan Pamuk bunun senaryosunu kimse yazamaz. Yani şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu iki dönemde algılanması üzerinde bir durmaya bakın ve bizim eski yönetmenlerin ne kadar önemli olduğunu şey yaptın. Yani durup dururken Ahmet Hamdi Tanpınar bunu saatleri ayarlama enstitüsünü niye çekelim demiyor durup dururken. Bunu 74'te insanlar şey üzerinde durmazken, Tanpınar üzerinde durmazken Metin Ersen çekiyor Tanpınar eski zaman elbiselerini. Ve ondan sonra ne zaman? Çok daha sonraki bir dönemde eski zaman elbiselerinin Tanpınar filmini, bir yaz yağmurunu Tomris Giritlioğlu çekiyor. Yani Tomris Giritlioğlu'nun çekiş tarzına baktığınız zaman bu hakikaten Tanpınar üzerinde bir ciddi düşünme tarzı mı yoksa farklı bir şey mi diye baktığınız zaman Tanpınar artık bizim atipik bir yazarımız olmaktan çıkıp milli yazarımız oluyor. Ve mesela ne Salkım Hanım'ın Taneleri de o dönemde bizim milli konumuz olmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Salkım Hanım'ın Taneleri'nin senaryosuna baktığınız zaman o dönemin uyarlamaları çok daha net bir biçimde kendini hissettiriyor, gündeme geliyor. Velhasıl kelam 80'den sonra bir sürü şey değişiyor. 80'den sonra sinemacılar da, şeyler de, kimler de, edebiyatçılar da tam tipik yeni dönemin mantığına uygun bir tarzda düşünmeye başlıyorlar. Yani son dönemde yani edebiyatçılar biz tarih konusunda doğru düz anlamayız, sosyal konulardan doğru düz anlamayız. Bunu aydınlar bilir, bunu entelektüeller bilir diyorlar. Yani biz romanda başka bir şey yapacağız. Mesela
o dönemin en son dönemin en yaygın tarihsel roman metinlerini yazan kişi bir felsefeci. Ama yani roman metinlerine baktığınız zaman, şimdi ismi aklıma gelmedi, roman metinlerine baktığınız zaman bu bugüne uyarlanan bir tarz roman metni olarak yani kendini göstermiyor. Yani Osmanlı hakkında ne düşünüyorsun? Öyle İhsan Oktay Anar, onun metinlere baktığınız zaman geçmiş dönemde düşünsen fazla bir hikaye yok. Edebiyat metinleri öyle yok. Son dönemde sinema metinlerine baktığınız zaman sinema metinlerinde edebiyat metinlerinin gerisinde olduğu şeklinde bir genel kanaat var. Yani burada mesela Semih Kaplanoğlu'nun konuşmasında ona bir itiraz vardı. Ama Yücel Çakmaklı'dan sonra milli sinema, beyaz sinema, şu sinema, bu sinema yaptığını düşünen adamların bir dönem sonra baktıkları zaman Yücel Çakmaklı kadar meselelerin düşünsel metinlerine ilgi duymadıklarını görüyoruz. Yani mesela ne? İşte bir döneme kadar var. Ondan sonra Mesut Uçakan'dan İsmail Güneş'e kadar sade konuların, basit konuların derinlikli metinleri nasıl yapılabilir tarzında Lütfü Bey'in vaktiyle söylemeye çalıştığı tarzda yani bunu bir başka bir biçimde tercüme etmeye kalkarsak yani sinema her şeyden evvel bir sinema olmalıdır. Her şeyden evvel bir sinema olmalıdır. Buraya kadar amenna ve fakat sadece sinema olmalıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Orhan Pamuk'ta ne diyor? Yani asıl olan şey öbür hikayelerden öte bu yazdığım şeyin 200 yıl sonra da yeni baştan düşünülmesidir diyor. 80'den sonraki hikayede bu biçimde bu noktaya kadar geliyor. Bu çerçevede geliyor. Ve genel olarak baktığınız zaman eski dönem sinemasının bir biçimde bir şekilde yeni dönemden bariz bir biçimde farklı olduğunu ve fakat belli noktaları itibariyle bunun devam etmeye çalıştığını ve devam ettiğini görüyorsunuz. Mesela baktığınız zaman Türkiye'de gerek eski dönemde gerek yeni dönemde daha bu şeyle barışık hikayenin bariz bir biçimde edebiyattan kaynaklandığını ve Türk sinemasını daha genel anlamda en fazla besleyen Türk sinemasının Türk edebiyatının yazarlarıyla Türk sinemasının yönetmenleri arasında bir frekans uyumu olmasını sağlayan temel metinlerin Orhan Kemal metinleri olduğunu görüyorum. Çünkü Orhan Kemal metinlerinin öbür metinler gibi daha hem sanatsal açıdan çok daha yenilikçi hem düşünsel açıdan çok çok farklı metinler olmadığını görmek mümkün. Hatta nasıl söyleyeyim şunu da görmek mümkün. Orhan Kemal'in metinleri kendi düşünce dünyasının dışındaki dünyalara yönelik olarak da yankı bulan metinler. Mesela ilginç bir şey ben şimdi tesadüfen hatırlıyorum. Hakan Aslan Bezler'in bir metni var Orhan Kemal üzerine. Orhan Kemal üzerine bu mekandan bakan bir insan olarak Yaşar Kemal'le ve başka şeylerle, adamlarla karşılaştırdığı zaman çok daha toplumla bir uyum halinde olduğunu söylemeye çalışıyor. Yani bizatihi demeye getiriyor. Ben durduğum yer itibariyle Orhan Kemal metinlerinden başka metinlere göre çok daha az rahatsız oluyorum. Yani mesela ne bileyim bir hoca tipini anlatırken, cami hocası tipini anlatırken öbür metinlerdeki gibi rahatsız edici bir tarzda anlatmıyor diyor. Zaten bir de şöyle bir şey var. Hem edebiyattan öte özellikle sinemanın tamam bir esnek tarafı var. Yani mesela bir normal dipnotlu metinde insanın rahat kabullenemeyeceği bir şeyi edebiyatın esnekliğiyle ve neyle sinemanın esnekliğiyle insanlar kabullenebiliyor. Burada da mesela o senaryo konusunda söylediğim çerçevede baktığımız zaman Selim İdar'ın yazdığı metinlerle Aşık Şahsa'nın yazdığı metinler arasında bir koşutluk bulmak mümkün. Özellikle melodramlar açısından bunu bulmak mümkün. Çünkü 70'li yılların başında mesela ne bileyim iki tane 70'li yılların başında 74'te 75'te Selim İdar'ın yazdığı Zeki Ökten'in çektiği iki senaryo var. Bir Demet Menekşe
ve askerin dönüşü senaryosu. Yani bu senaryolardan özellikle ikincisinin içinde işin sosyolojik boyutu da bariz bir biçimde var ve toplumla bir bağlantısı bariz bir biçimde var. Hakeza o dönemde şeyin Ayşe Şatan'ın yazdıktan sonra da Atıl Yılmaz'ın çektiği o melodramlarda, mesela o 72 Utanç filmiyle, daha sonraki Delikan filmiyle bariz bir bağlantı var. Yani hikaye şu, mesela bakın Selimilerin önemini görüyorsunuz. İki tane filmden şey yapayım, fazla uzattım, farkındayım, bitireceğim. İki filmden başlayıp bitireceğim. Biri 41 Aşk Hikayesi filmi, birisi de Mine filmi. Yani ikisi de bir ölçüde uyarlama. O uyarlama ne? Birisi şeyden uyarlama, Necati Cumalı'dan uyarlama. Necati Cumalı uyarlaması çok çok fazla. Bunların bir kısmının başarısı da herkesin kendi meşrebine göre bunu uyarlamasından kaynaklanıyor. Yani Metin Ersen uyarlamasıyla Atıl Yılmaz uyarlaması bambaşka şeyler. Mine filmi Atıl Yılmaz'ın daha sonraki dönemdeki kadın filmlerinden de, önceki mesela Ah Güzel İstanbul gibi filmlerinden de daha farklı bir film. Hakeza 41 Aşk Hikayesi. Şimdi Türkiye'de insanları koyun, bunun rejisörü kimdir onu söylemeden koyun. Hiç kimse arka arkaya şeyi Ömer Kavur'un filmlerini seyrettirin. Hiç kimse 41 Aşk Hikayesi'ne şeyin Ömer Kavur'un filmi demez. Niye demez? Çünkü 41 Aşk Hikayesi tipik bir Yeşilçam tarzı aşk filmi. Onu yazsa bu tür filmlere yatkın, Muazzez Tahsin'den Kerime Nadir'e zaman içinde olumsuz bakarken olumlu bakan bir senarist yazabilir. Ama yani yine aynı senaristin Göl diye bir filmi var. Yani o Göl filmi o senaristin gönlüne uymamıştır muhtemelen. Ve bütün hikaye şu, Selimler yazıyor bunları ve ne bu metne diyor şey tam benim düşündüğüm gibi yazmış. Bu metne diyor Ömer Kavur da senaryo olarak imza atmış diyor. Senaryoyu kendi yayınladı, kendi ismiyle yayınladı. Demek ki o metne Ömer Kavur'un imza atmış olması adamı rahatsız ediyor. Yani şey olarak ama göle baktığın zaman da gölün ya bunun filmi mi olup olmayacağı konusunda insanın kafasında soru işareti oluyor. Neticeyi kelam söylemeye çalıştığım hikaye şu, çok bariz bir biçimde edebiyat uyarlamaları yaklaşırken belki ben abarttım ama abartırken de özellikle abartmaya çalıştım. Türkiye'deki o saplantılı yanlış eğilimden uzaklaşmak lazım. Türkiye'de edebiyat uyarlamalarının Türk sinemasını geliştirdiği değil, zaman zaman tökezlettirdiği, eğer belli ölçüde geliştiriyorsa orada da genellikle şeyin, kimin, yönetmenin o edebi eseri geliştirdiği şeklinde bir kanaate varmanın daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Ha Türkiye'de çok ciddi edebiyat uyarlamaları olmaz mı, olamaz mı? Haliyle olur, olabilir. Bu hikayede belli bir biçimde edebi metnin yazarıyla şeyin yazarı arasındaki şeyden kaynaklanır. Yani filmi çeken yönetmenin frekanslarının uyumundan kaynaklanır. Zaten bu hikayede en baş kaldırıcı metni, en baş kaldırıcı lafı Metin Ersen söyledi. Metin Ersen bunu çok net, açık ve tahrik edici bir tarzda ve aşağılayıcı bir tarzda söyledi. Neyi söyledi? Ya dedi Kemal Tahir'den sonra dedi Türk Edebiyatı bir kese kağıdıdır dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi hikayeye baktığın zaman bütün hikaye edebiyat metinlerini önemsemeye dönük bir tepki. Bunun yanında bu tepki bariz bir biçimde Lütfü Akat'ın yazdığı metinlerde var, konuşmalarında var. Fakat Lütfü Akat bunu Metin Ersen kadar abartılı bir biçimde söylemiyor. Daha nezaket dahilinde ve kibar bir biçimde bir tepki olarak söylüyor. Ve mesela bakın hakikaten ilginç bir şey. Yani bu sinemayla ilgilenmek insanı bariz ölçüde geliştiriyor. Sinema üzerine metinler var. Ne metinler var? Şimdi şöyle bir düşünün ya, sinema eleştirmeni dediğiniz zaman
sinema eleştirmenlerine bakın, o Türk sineması üzerine yazılan metinlere baktığınız zaman Atilla Dorsay'ından bilmem kime kadar ki metinlere bakın. Bir de mesela Ali Gemgil'in Türk sineması üzerine yazdığı metne bakın. Halit Evi'nin Ulusal Sinema Kavgası metnine bakın. Mesut Uçakan'ın Türk sinemasında ideoloji metnine bakın. Tamam mı? Bir de lütfen rica edeyim, demin gördüğünüz kitabı, kitap gibi kitapları bir okuyun. Yani bunlar mı sinema üzerine, ha bunların da kendine göre bir sürü sorunları var. Bunlar mı sinema üzerine daha ciddi düşünmüşler? Yoksa Türkiye'de bu sinemaya biraz yukarıdan bakan insanlar mı bu sinema üzerinde daha ciddi olarak düşünmüşler? Onu bu eğilimden çıkarmak mümkün. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hiç kesmek istemiyorum ama zamanlar kısıtlı. Bir akan bir ırmak gibi bir solukta hakikaten bize muazzam bir insincamlı bir konuşma sundunuz. Yani sinema devlet ilişkisi üzerine Türk sinemasında ve bunun sosyolojik boyutları hakkında soru cevaba zaman kalmadı gibi. Ben belki özel olarak hocamıza konuşabilirsiniz dışarıda. Çok teşekkür ediyorum. Gelecek oturumda sizleri yine bekliyoruz. Sağ olunuz.